Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Bismillahirrahmanirrahim. Fellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena ve innallaha lema'al muhsinin. Ve kâle fî âyetin ukhra ve'abud rabbek hattâ yetiyekel yakîn. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirler. Mehcumuz nasip etsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzelliklerimize ikram eylesin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerinden dünyada, ahirette bizi ayırmasın. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. Şimdi Mevla Teala bu hafta bizlere neler duyuracak? Bu ayetlerde tefeviyasını insan ne yapmalı? Tefekkür etmeli, düşünmeli. Kendi kendine gerçekten. Tatbikinde durumum nasıl diye bakmalı. Bir başka Mevlamız şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu hele dullukum ala ticaretin tunciikum min azabin. Ey iman edenler. Sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticaret size bildireyim mi? Sıkıntı verecek. Sıkıntı verecek, elem verici azap. Hem dünyada hem ahirette. Burası önemli. Biz zannediyoruz ki hep mükafatlar bize ahirette verilecek. Yok. Hem dünya hem ahiret. Allah'ın burayı iyi anlamamasınız. Ve herkesin beklediği şey sanki dünyada bu iş karşılığı verilecek. Bu işin karşılığı yok. Hep ahirette karşılığı verecek diye bekliyor beni. Yanlış. Hem dünya hem ahiret kurtuluşu. Ey iman edenler, böyle bir ticaret sevdireyim mi? Herkes söyle buyur ya Rabbi. Tümini öyle bile Allah'a iman edin. Gördün mü sayı? Aslında söylenen kişi kim? İman edenler. Ama istenen şey hakiki iman isteniyor. Hakiki iman. Rabbine hakiki bir inanışla, İstenen bir inanışla, kafana göre, nefsine göre, isteğine göre değil, Rabbinin istediğine göre bir imanla iman edin. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Bu da bir başka ayet-i kerime. Mevlamız diyor, ey iman edenler, Allah'a iman edin. Aslında söyleyen kişiye baktığında, söyleyen kişiler iman edenler yani. Ama ifade aminu billah. Tü'minune billah. Allah bu yolda gayretimizi artırsın inşallah. Amin. Başarımızı artırsın inşallah. Muvaffakiyetimizi artırsın inşallah. İstenilen ölçü, inanç nasılsa, teslimiyet anlayışı nasılsa o ölçüyü hakkıyla yaşamaya nasip etsin. Daha ve Resulihi ve Resulü'ne iman edin. Aslında tabii benim maksadım şurası. Ve tücahidûne fî sebîlillâh bi emvâlikum ve enfusikum. Allah yolunda malınızla, canınızla cihad edin. Mücadele edin diyor aslında Allah ya. Şimdi insanlarımız hepimiz için geçerli. Bir takım ibadetleri yine getirdiğimizde bana bu kadar yeter diyor insan. Yani nasıl yeter ya? O kadar yeter olur mu ya? Mevlamızın ifadesi. Allah yolunda, din yolunda, Kur'an yolunda malınla, canınla mücadele, cihadı devam. Rabbim gayretimizi artırsın inşallah. Amin. Yoksa kendi haline bırakırsa insan kendini hep ne yapar? Bana bu kadar yeter der. Ben çok iyiyim der. Kendisini iyi görür yani. Ama gayret. Mevla gayretimizi artırsın. Amin, amin. İşte bununla alakalı yine Mevlamız وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا O kimseler ki Allah yolunda mücadele verdiler. Ama kim için? Rableri için. Çünkü öyle insanlar oldu ki toprak kavgasından dolayı, yani imanından dolayı, toprak kavgasından dolayı, şöhret davasından dolayı, şöhret davasından dolayı ve bunun gibi batıl inançlardan dolayı yüce insanlar mücadele ediyorlar.
Onlar geçerli değil. Desinler diye savaş edenler vardı. Desinler iyi savaşıyor diye. Ama peygamber de buyurdu. Bu dedi cehennem dedi ya. Niçin desinler diye yaptı çünkü hareket. İşte o yüzden öyle değil. Cehennü fiilâ diyor Hazreti Allah. Bizim için mücadele edenler, gayret gösterenler, cihad edenler, Allah'ı memnun etmek için, peygamber memnun olsun için, din-i mümin-i İslam hakim olsun için, gayet gösterenlere diyor Hazreti Allah, لَنَهْدِيَنَّ حُسُولَنَا Onlara kolay yolları, yollarımızı hidayet ederiz. İstenen yollara hidayet ederiz. Dünyaları, ahiretleri başarılı olur, mükafatlı olur, istenen kıvamda olur. Söz sahibi olurlar. Bugün dünyada Müslümanların en büyük sıkıntılarından bir tanesi, en büyük sıkıntısı hiçbir yerde söz sahibi yok yani. Her yerde bakıyorsun, küfür nizamı, küfür intizamı yapıyor, onun yolları işliyor. Bir mahallede, bir sokakta bile incele bak, göreceksin. Ama başaracağız inşallah. İnşallah. Rabbimizin istekleri yaşanacak inşallah. Mevla bu yolları bize ikram etsin. Ama bu yolun da ölçüsü ne? Mücadele. Neyle mücadele? Yeri geldi malıyla, yeri geldi canıyla, yeri geldi ne gerekiyorsa. Evladıyla, ailesiyle her şey. Allah bu yolda gayretimizi artırsın. Başarmak lazım. Çare yok arkadaşım. Çünkü öbür türlü insan nefsin arzusuna bir düşer. Belli yaştan sonra zaten kendi dertleri kendini aşar zaten. Tekrar ediyorum, kendi dertleri kendini aşar. Eviyle meşgul olur, ailesiyle meşgul olur, ondan sonra çocuklarıyla imtihan olur, komşularıyla imtihan olur, çevresiyle imtihan olur, meşguliyet önüne bir dökülür, bir bakmışım altından zaten kalkacak durumda olmaz. O yüzden işin başında Rabbim ne yapacak? Rabbimle barışık yaşayacak. İstenen kıvamı yakalayacak. Ölçüyü başaracak. Allah da güzel yolda kendisi açacak. İnşallah. Hem dünyada kurtuluş olacak hem de ahiret. Çünkü bir başka ifadede de dünya ifadesiyle alakalı söyleyecek. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ الْفَاحِشَ O kimseler ki gündü Mevla Teala fuhşiyatı seviyorlar. Nasıl koşuyor? Yani çirkinliği yaymayı seviyorlar. Fitneyi yaymayı seviyorlar. Fitneyi yaymayı seven, çirkinlikleri yaymayı seven, hoş olmayan şeyleri yaymayı seven, kim olursa olsun. Ama münafıktır ama kafirdir. Ama kafirlerin veya münafıkların gazına gelmiş Müslümandır. Fark etmez. Allah muhafaza etsin. Çok önemli bir ifade bu. Yani Mevlamız buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ الْفَاحِشَ O kimseler ki fuhşiyatı, yani Allah'ın yasak etmiş olduğu şeyleri yaymayı seviyorlar diyor Hazreti Allah. اَنْتَشِعَ الْفَاحِشَ اَنْتَشِعَ الْفَاحِشَ O fuhşiyatı yaymayı ne yapıyorlar? Seviyorlar diyor Hazreti Allah. Çok önemli bir ifade. Kimdir onlar? İşte peygamber zamanında münafıklardı. Kafirlerdi. Ve ne'ûzü billâh Allah muhafaza etsin münafıkların, kafirlerin gazına gelmiş Müslüman. Çirkinliği yaymayı seviyor. Ne olur? Lehum azâbun elîmun fid dünyâ vel âhiret diyor aslında Allah. Basa basa söylüyorum. Çok önemli bir ayet bu. Bir bu. Çok. Üzerinde durması. Onlara diyor Mevla Teala, hem dünyada hem ahirette elem verici bir azap var. İşte şu anda dünyada görüyorsun işte. Çirkinliği yayılmaya sevildiğinden dolayı incele bak göreceksin. Bereketin yok, güzelliğin yok, huzurun yok, saadetin yok. Hep sıkıntılar. Hangi şeye elini atsan sıkıntı. Ama başaracağız inşallah. İnşallah. Neyi başaracağız? Rabbimizin yolunda, Rabbimizin istediği şekilde mücadelemizi artıracağız. Rabbim de bize yol
kullarına hidayet edecek inşallah. Allah'ın başarılı eylesin. Ve inna Allah elle me'al muhsinin diyor Hazreti Allah. Çünkü Allah iyilik yapan, iyilik sahibi olan kullarını sever. Onlarla beraberdir. Muhsin kullar. Muhsin kul demek iki manaya geliyor. Bir mana zahiri olarak insanlara iyilikte bulunan insan. Gerçekten insanları düşünen, etrafındakilere ışık saçan, onları muhafaza eden, onları kayıran, onların gerçekten sıkıntılarına ortak olan. Mevla bu konuda da bizlere inşallah başarılar nasip etsin. Amin. Yani ne be lazımcı değil. Tekrar edin, ne değilmiş? Ne be lazımcı değil. Yani beni ilgilendirmez demiyor. Ama bugün bir Müslüman için düşündüğünde en büyük iyilik, açık söylüyorum, evladına ve gençlere sahip çıkmak arkadaşlar. Bugün toplumumuzda en çok, en önemli iş, incelerseniz göreceksiniz, evladına ve gençlere sahip çıkmak. Ne olur bir gelecek konumdan tutmaya çalışsa, mücadele verse, bir gayretin olsa, aman aman desen, onu hidayetle, hidayete sebep olsan, vesile olsan, yok, herkesi incele göreceksin. Hep ney? Hoca işte bir şey söylesek, bana işte şöyle derler, kızarlar, ağır konuşurlar, dedikleri belli değil, işine bak derler. Ya sen ne dersin desin ya? Senin vazifen, Allah'ın başarmayı nasip etsin, amin, ona iyilikte bulunmak. Sen iyilikte bulunduğun halde o sana ters yapıyorsa, senin mükafatı ikiye ay katlıyor. Sen iyilikte bulunduğun halde o sana ters yapıyorsa, senin mükafatı ikiye katlıyor. Bir iyilikte bulunduğun için, bir de o da sana ters yaptığı için. Bir de ona bir de sabredersen, zaten sen maşallah. Allah'ın başarmayı nasip. İhsanın diğer manası var. Mevla diğer manası da bize inşallah hakkıyla anlamaya nasip etsin. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabe-i kiram da Efendimiz otururken Cibril Emin kapıdan girmiş. Bir genç kılığında. Geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayaklarını Efendimizin dizlerinin dizine dayıyor. Ve Efendimiz'e soruyor. İman nedir? Efendimiz imanı anlatıyor. İşte imanı şartlıyoruz, mahvuruz. İslam nedir? Onu da anlatıyor Efendimiz. Mel yehsa, ihsan nedir? Deyince Efendimiz tarif ediyor. En ta'budallaha ke'enneke terahu. Fe'illem tekün terahu fe'inne uyarak. İhsan makamı öyle bir makamdır ki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Allah görülmez ama görüyormuşsun gibi olunur arkadaşlar. O yakınlık, o zevk, o tat, o mükemmellik insana yapalım, tattırılır. Ama erbabınca. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Mesela misal veriyorum size. Namaz. Ne buyuruyor Efendimiz? As-salatu miracul mümin. Namaz, müminin miracıdır. Miraç ne demek? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin perdesiz, hiç perde olmaksızın Mevla Teala'yı bizzat müşahede etmesidir. Ama olayın şekli şemali, olayın veci, keyfiyeti Efendimiz ve Mevla Teala ile malumdur. Ama Efendimiz bu güzelliği, bu tatlılığı nerede bulmuştur? Miraç dönüşünde namazda bulmuştur. Ve miraç müminin, müminin namaz müminin miracı da buyurmuş. Yani perdesiz Rabbini hissettiği an, anladığı an Allah'ın başarmayla sınırsın. Çünkü herkese sorsak, ayaktasın, namazdasın, kimin huzurundasın? Herkese Rabbimin huzurundayım. İşte bunu yakinen hissetmek, yakinen anlamak, yakinen yaşamak, yakinen bu sevgiyi yakalamak. İşte Efendimiz ifadesi, en ta'budallaha
kendine ketebâhu. Eğer bunu başaramıyorsan diyor Efendimiz, فَاِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاهُ. Eğer sen bunu beceremiyorsan, o yakınlığı hissedemiyorsan, Mevla'yı görüyormuşçasına ibadet edemiyorsan, bil ki Rabbim seni görüyor. Allah'ım bu güzelliği hepimize ikram etsin. İnsan, açık ve net söylüyorum, eğer 5 vakit namazında Mevla ile bu yakınlıkları yakalamış olsa, bu güzelliği tespit etmiş olsa, açık ve net söylüyorum, günde 5 defa kendisini sıfırdan yenilemiş olur. Ama adam namaza geliyor, namazında namazda ne iş yapıyorsa artık, herkes kendi işini biliyor. Namazda da hala beyni işini döndürüyor. Namazda da hala beyni işini döndürdüğünden dolayı o kendini yenilemeye, kendini gerçekten sıfırlama, kendini tekrardan bir kontrolle geçirme durumuna düşmüyor. Çünkü niye? Bırakmıyor ki. Camiye girerken, şu kapıdan girerken de diyor ki, ya bir dakika ya, kapıdan içeri girerken dünyevi bütün düşüncelerimi bırakıyorum, içeri giriyorum, burada Rabbimle beraber olacağım. Rabbimin huzurunda olacağım. Onun yakınlıklarını hissedeceğim. Rabbimi güzel anlamaya çalışacağım. Güzel hissetmeye çalışacağım. Rabbimden zevk alacağım. Başaracağız. İnşallah. Allah'ım başarmayız. Amin. Çünkü başarmamız lazım. Yoksa öbür türlü sırada sureta bir ibadet şekli. Ama Mevla Teala beğendiği, razı olduğu kulları beğenirken vicalün, öyle erkekler var ki diyor Allah, öyle erkekler var ki la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Onları ticaretleri veya alışveriş yapmaları Allah'ın zikrinden engellemez. Onlar zikrullah'a başladığında, ibadetlere başladığında, namaza başladığında, onlar alışverişte, ticaretle meşgul olmazlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Onlar namazlarında huşu üzere devam ederler. Size anlatıyor inşallah. İnşallah. İnşallah deseyse korkuyoruz siz ya. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Ne olur? Kaliteli olur. Düşünsene, namazdasın ve istenilen kıvamda namazdasın. İstenen ölçüde namazdasın. Huzurda namazdasın. Gerçekten namaz böyle kılınır. İbadet etmesin. Yoksa namazı bile Allah hepimiz muhafaza etsin. Öyle ibadetler olacak ki diyor Efendimiz, Allah hepimizi kayırsın inşallah. Öyle ibadetler olacak ki insanın yüzüne, suratına, şekline vurulacak tekrar. Geri tepki şey verecekler. Böyle ibadet mi olur ya? Böyle kulluk mu olur? Denecek. Allah hepimizi kayırsın. Biz dikkat edeceğiz inşallah. Bunun da yolu arkadaşlar, tekrar ediyorum. Neyle bunun yolu? Bunun yolu mücadeleyle olur. İnsan kendisini yeterli görürse, kendisini yeterli gördüğünden sonra bu adam namazlarındaki, ibadetlerindeki kalitesini artırmaz. Kendi hayatındaki kaliteyi, ibadet, İslami kaliteyi artırmaz. Çünkü kendi yeterli görüyor. Top bir adam, top bir adam. Adam top. Bu adam demek aramaz. Çünkü top. Dini konularda top olan bir insan da kendisini geliştirme ihtiyacı hissetmez. Ama bir taraftan baktığında imanı son derece zayıf. Hadi imandan geçsin diyelim. İbadetleri son derece zayıf. Namazda gevşek, Kur'an'da gevşek, diğer haram konularda gevşek. Mevla hepimizi kayırsın. Amin. O yüzden Mevla ne istiyor bizden? Mücadele istiyor. Nereye kadar? وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِّيَكَ الْيَقِنْ diyorsun Allah. Size ölüm gelinceye kadar ibadetlere devam. Burada bir başka ifade var. O da çok önemli. Yakın gelinceye kadar deniyor. Yakın.
Yakin demek, yani Rabbine karşı yakini bir muamele, Mevla-i Teala'ya yakın anlama, hissetme, devamlı Rabbinle beraber olma, gelinceye kadar da ibadetlere devam edeceksin diyor Mevla. Allah'ın başarı eylesin. Amin. Az olup devamlı o ibadetler öneriliyor. Az da olsa devamlı olsun. Az da olsa devamlı olsun. Rabbim başarmayı nasip etsin. Amin. Yoksa Allah muhafaza etsin. Yakalandıktan sonra bir bakarsın tak ölüp gelmiş. Söyleyeceğin ifade belli. İşte hazırlıksız yakalandım. İşte şöyle oldu. İşte ölümü beklemiyordum. Ben işte bu işi daha sonra gelir zannediyordum. İşlerimi ayarlayacaktım. Şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Her ölene sorunda ne işleri var? Her ölene sor, bak göreceksin ne işleri var onda, hepsi. Ama mesele o değil ki, mesele her an hazırlıklı olmak. Allah'ın başarı etsin. Amin. Öyle buyuruyor Mevlamız. Yakın gelinceye kadar, yani ölüm gelinceye kadar ibadetine devam. Hem de nasıl bir ibadet? O da çok önemli. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Hem de Rabbini öyle bir zikret ki, sadece Rabbin için zikret. Desinler diye değil, ona buna gösteriş olsun için değil, ona buna hava atmak için değil, yaptığını sadece ve sadece Rabbim için yapacaksın. Sırf Rabbim için yapacaksın. Allah'ın memnun olsun. Halisan sayıven şer bin gözde Allah. Tarif edilirken böyle tarif ediliyor. Evlen başarmayı nasip etsin. Amin. Nasıl tarif ediliyor? Ölçü şu. Başaracağız inşallah. Nasıl? Sütten özellikle Hazreti Allah örnek veriyor. Sütten, sütten. Sütü diyor Mevla Teala. Min beyni ferdi ve devin. Pislik ve kan. Arasından diyor Hazreti Allah size halis, pırıl pırıl süt çıkartıyorum diyor Hazreti Allah. Eğer biraz kan karışsa içilir mi süt? İçilmez. Biraz pislik karışsa içilir mi? İçilmez. Efendim babamız Ali Aydar Efendi Kaddesi Allah'ın sonu buyuruyor ki insan da diyor nefsi ve şeytanın arasından, tekrar ediyorum, nefsi ve şeytanın arasından öyle bir ibadeti çıkartacak ki nefis ve şeytan ibadetine ne yapmamış olacak? Dokunmamış olacak. O zaman işte halisane olur. Ama yoksa nefsinin gazıyla, şeytanın gazıyla olmayacak düşünceler içinde, hoş olmayan şekillerde hareket ederse, samimiyetsiz ibadetler yaparsa ondan sorumlu olur. Allah bizi muhafaza etsin. İnşallah başaracağız. İnşallah. Mevlamız öyle istiyor çünkü. Ve tevettel ileyhi tebtila. Mevla'ya tam bir yönelişle, tam bir yönelişle, sırfiyet içinde, Mevla Teala'yı memnun etmek için, araya hiçbir şey katışıksız, araya hiçbir şey girmeden, hiçbir şey katılmadan sadece ve sadece Rabbim için ibadet etmek. Öğlen başarmayasınız. Amin. Çünkü bu ibadetlerin neyi var? Bu ibadetliğin yarın huzur-u ilahiyle bulunduğunda, karşına çıktığında Mevla Teala tarafından kabulü var. Çünkü Mevlamız ve mâ tukaddimu li enfusikum min hayrin tecdû'u indallah. Eğer diyor Mevlamız yapmış olduğunuz ibadetler Allah için olursa, halisane olursa, istenen kıvamda olursa, kaliteli olursa, başarılı olursa Allah indinde onu bulacaksın diyor Mevla. Huzur-u ilahiye çıktığında, mahşere çıktığında Rabbim sana diyecek, yapmış olduğu ibadetler bunlar işte. Kaliteli ibadetler, başarılı ibadetler, hoş ibadetler. İnşallah. İnşallah. Ama öbür türlü Nevmedü billah ibadetlerine başka şeyler karışırsa o zaman sıkıntı çekersin.
Mevlam hepimizi muhafaza eylesin. Eğer huzuru ilahide kaliteli ibadetler bulmak istiyorsak sadece ve sadece Rabbimiz için yapacağız. Ama misal veriyorum size, örnek olsun. Biraz örnekten anlar insan. Sorsan herkese, herkese ben Allah için yapıyorum der. Ondan sonra Mevlam mesela evladına bir takım iyiliklerden bulunur. Bir takım güzellikler yapar. Peşinden der ki evladı bir hata yapar. Hatası karşısında başlar saymaya. Oğlum, ben sana şöyle yaptım. Ben sana böyle yaptım. Şöyle iyiliklerde bulundum. Böyle iyilikler bulundum. Baba, sen bunu niye yaptın? Benim için mi yaptın? Allah için mi yaptın? Sorsan ilk başta Allah için yapmıştı. Ama icraata geldiğinde bir bakıyorsun sayıyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle gittim, böyle gittim. Sen bunu Allah için yaptıysan niye başa kalkıyorsun ki? Madem Rabbim için yaptın, o zaman niye başa kalkıyorsun? Eğer Rabbim için yapmadıysan zaten hükmü yok. لَا تُبْدِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْهَذَا diyor Hazreti Allah. Yapmış olduğunuz iyilikleri, güzellikleri, hayırları, sadakaları ve yaptığınız artık ne, hangi ibadetlerse başa kalkmayın diyor Hazreti Allah. Eziyet etmeyin diyor Hazreti Allah. O yüzden Mevlam bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Ama incelediğin zaman göreceksin ki hem Allah için yaptım diyen insan, tekrar ediyorum, hem Allah için yaptım diyen insan bir sıkıntıyla, bir olayla karşılaştığında başlıyor saymaya. Tak 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 tak, ben de sana şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım, şöyle. Sen yaptıklarını unutman lazımdı ya. Her bir yaptığı hareketi Rabbimden beklemen lazımdı. Mükafatı Rabbimden beklemen lazımdı. Her birini huzuru ilahide bulman lazımdı. Çünkü öyle insanlar gelecek diyor. Çok iyiliklerle geldim zannedecek diyor. Ben de diyeceğim, bir bakacaksın. Hesabı görürken sonra atın kendime denecek. Ya ama ben şöyle yapıyordum, böyle iyilikler yapıyordum, şöyle güzellikler yapıyordum, filan yapıyordum. Şöyle. Yapıyordum ama desinler de yapıyordum. Menfaat için yapıyordum. O da bana kul, köle olsun için yapıyordum. İşte o dedi ki işte desinler için yaptıklarını dediler. Arkada dediler ki ooo kaliteli bir adam. Köle olsun diye yaptığın köle oldu sana işte. Kul için sana say kul için. Rabbin için yaptıkların ancak karşılığını bulacak. Allah'ım kendisine yakışır kul olmayı bize ikram eylesin. Eksik hareketlerimizi Mevlam kendi fazlıyla tamamlasın inşallah. Başarısız olmaktan her birimizi, evlatlarımızı muhafaza eylesin. Amin. Gençlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Sevdiği, razı olduğu, beğendiği kul nasıl olması gerekiyorsa o şekilde olmayı hepimize ikram eylesin. Amin. İhsan eylesin. Eyvah diyeceğimiz anneye düşmekten, gaflete düşmekten, kalitesiz Müslüman olmaktan her birimizi muhafaza eylesin. İstediği kıvamda başarılı kul, kaliteli kul, işte kul, böyle olur denilen kullarına olmayı bize ikram eylesin, ihsan eylesin, Mevla hepimize razı olsun. El Fatiha. FMHaber.com